Yusufcan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu güzel röportajımıza böyle bir Yusufcan Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanıyabilir miyim, sektörle tanışmanız? Ben 1991 Tokat doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördüm. Bunun akabinde üretim yöntemi ve pazarlama alanında yüksek lisansım devam ederken aynı zamanda araştırma görevliliği yaptım. 2021 senesinde buradan istifa edip tekstil sektörüne ilk adımımı attım, Karitex firmasıyla. Evet, çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz öncelikle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Böyle şirin bir yer olmuş sizler için de. Hemen tanıyalım Karitex'i. Neler yapıyoruz? Ürünlerinizde neler var? Çünkü siz çok kısa sürede ciddi mesafeler kat etmişsiniz. Tebrik ediyoruz bu konuda bu arada. Teşekkürler. Karitex firması 2020 yılından itibaren İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında üretimine devam etmektedir. Düz iplik ve fantazi iplik üretimimiz bulunmakta. İkisinin de ortalama aylık 100'er ton üretimi var. Ciddi bir üretim kapasitesi. Yani ortalama diyebiliriz. Yani baktığımız zaman yelpaze, peki ürün yelpazeniz? Ürünlerimiz düz iplik ve fantazi iplik olarak iki temel başlıkta toplayabiliriz. Biz bu ürünlerimizi içeriklerini değiştirerek zenginleştiriyoruz. Doğal liflerden yün kullanıyoruz. Alpaka, kaşmir, viskon kullanıyoruz. Evet. Pamuk da kullanıyoruz. Yapay liflerden en fazla kullandığımız akrilik. Bunun dışında polyamid kullanıyoruz. Polyester yine kullanıyoruz. Bu kadar. Evet, A'dan Z'ye biraz arz talep meselesi anladım sizin aynen işiniz. Öyle. Bunu söyleyebiliriz. Aynen. Bu başarının sırrı ne Yusufcan Bey? Valla bu başarının sırrı müşterinin ne istediğini, aslında müşteriye bir çözüm olmak. Müşterinin ne istediğini müşteriden daha iyi bilmek gerekiyor. Müşterinin karşılaşacağı sorunlar. Empatiyi kurmak önemli. Siz de bunu başarıyorsunuz. Evet, evet, öyle diyebiliriz. Evet, ben bir de şunu eklemek isteyeceğim. Röportajdan önce biraz sohbet ettim. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Yeni tutkum diyorum ben. Yeni tutku, ne güzel. Aynen öyle. Ne güzel. Fuar nasıl geçiyor? Hareketli başladı. Biraz görüşlerinizi alalım efendim. Fuar çok hareketli başladı. Gerek Avrupa'dan gerekse Rusya'dan çok fazla talep var. Biz onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yabancı katılımcıların olması ülkemiz adına da önemli. Tabii ki. Tabii yani ki. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Geçtiğimiz TÜYAP fuarına da katılmıştık. Zaten orada edindiğimiz müşterilerle hala iletişimimiz devam ediyor. Evet. Ne güzel. İnşallah fuar sonrasında güzel dönüşler olur. İnşallah. Evet. Hedeflediği yerde mi Karitex? Şöyle bir geriye dönüp bakınca evet, ciddi yollar, ciddi mesafeler kat edilmiş. Hayal ettiğiniz yer burası mı ya da kısmetse bundan sonra neler olacak Yusufcan Bey? Hedeflerle alakalı şunu söyleyebilirim. Karitex hedefine doğru sağlam adımlarla devam ediyor. Daha başlardayız. Aslında hiç bitmeyecek bu hedef. Aynen öyle. Yani yaşam boyu sürüyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Teknoloji gelişiyor bir kere. Yani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Karitex'te bu noktada ciddi Ar-Ge'si de var. Evet. Hem Ar-Ge'si var hem de dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor. Biz de zaten bilindik firmaların son teknoloji makinelerini kullanıyoruz fabrikamızda. Evet. Onlar da kendini geliştirdikçe biz de dolayısıyla böyle gelişmiş oluyoruz. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür çok samimi ederiz. Bir röportajdı öncelikle. Ekran başındaki izleyicilerimizi Karitex'e davet edelim. Hı-hı. Hem anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Bir tabii çayınızı ki. Bir kahvenizi içerler. Tabii ki, bir tanışmış olurlar. Tabii. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Yusufcan Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Teşekkürler. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.